Arkadaşlar herkese merhabalar. Bolvadin, AFSÜ Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Pınar Kayıkçı Bardakçı ben. Sizlere 2018 yılında kurulan Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuzdan bahsetmek istiyorum. Okulumuz 2018 yılında kurulmuş olup ilk öğrencilerini 2019 yılında tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı ile almıştır. Sonraki sene de sağlık kurumları işletmeciliği programında yeni öğrencilerimizi almış bulunmaktayız. Okulumuzda iki tane bölüm ve buna bağlı olarak iki tane program bulunmaktadır. Bu bölümler bir tanesi Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümüne bağlı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, diğeri Yönetim ve Organizasyon bölümüne bağlı Sağlık Kurumları İşletmeciliği programıdır. Sizlere öncelikle programlardan bahsetmeden önce Bolvadin'den ve okulumuzun bulunduğu Kırköz Kampüsü'nden biraz bahsetmek istiyorum. Okulumuz Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu resimde de gördüğünüz gibi Kırköz Kampüsü'nde yer almaktadır. Kırköz Kampüsü oldukça büyük bir kampüstür ve altyapı olarak da oldukça gelişmiştir. Kampüsümüzün fiziki olanaklarına baktığımız zaman, şuradan genel fotoğrafları da göstermek istiyorum. Yerleşke olarak Bolvadin ilçesinde hem Kredi Yurtlar Kurumu'na hem de ilçeye de yakın mesafede bulunmaktadır kampüs. Aynı zamanda Bolvadin ilçesi de Afyon merkeze yarım saat uzaklıkta bulunmaktadır. Kampüs içerisinde, Kırköz Kampüsü içerisinde öğrencilerimizin sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunacağı birçok alan mevcuttur. Burada gördüğünüz kütüphanesi, kampüs içerisinde ayrı bir binada kütüphane, yine ayrı bir spor salonumuz, yemekhanemiz, kafemiz, bilgisayar laboratuvarlarımız gibi çeşitli binalarımız bulunmaktadır. Bu açıdan öğrencilerimiz herhangi bir sıkıntı çekmemektedir ve sportif faaliyetlerini, sosyal faaliyetlerini kampüs içerisinde rahatlıkla devam edebilmektedirler. Yurt olanaklarına, programdan önce yurt olanaklarına da baktığımız zaman kampüsü 5 dakika mesafede çeşitli yurtlar bulunduğu gibi yine kampüse toplu taşımayla 5-10 dakika mesafede de KYK yurdumuz bulunmaktadır. Bununla birlikte yurtta öğrencilerimiz herhangi bir sıkıntı çekmemişlerdir. Sonradan katılan öğrencilerimizde de herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Kapasite bakımından yeterli gelmektedir. Sizlere Bolvadin'den de biraz bahsetmek istiyorum. Bolvadin ilçesi daha önceden de dediğim gibi Afyon'a yarım saat mesafede bulunan bir ilçe. Burada Bolvadin'in merkez fotoğraflarını görmektesiniz. Meşhur olarak Eber Gölü, Horan Parkı ve Akkan Parkı bulunmaktadır. Bunlar da yine yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiği gibi öğrencilerimizin de sosyal aktivitelerini gerçekleştiği alanlardan bazılarıdır. Programlarımıza geçmek istiyorum. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümüne bağlı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programında öğrencilerimiz tıbbi sekreter unvanıyla mezun olmaktadırlar. Bu programın birinci senenin sonucunda bir aylık bir staj zorunluluğu vardır. Tabii ki bu dönemde yapmayan öğrencilerimiz bir sonraki ikinci senenin sonunda da bu stajlarını yapabilme hakları mevcut. Çalışma olanaklarına baktığımız zaman yataklı ve yataksız sağlık kurumlarında yine tıbbi sekreter unvanı ile oldukça geniş bir çalışma ağları var, mevcut. DGS ile programdan DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler işletme sağlık yönetimi ve uluslararası işletme yönetimi lisans programlarıdır. Zaten programımızı oluştururken, ders içeriklerimizi oluştururken de DGS ile geçiş yapılabilecek bölümlerin altyapılarına sağlam bir şekilde öğrencilerimizi yetiştirmek amaçlı programlarımızı oluşturmuş bulunmaktayız. Yine öğrencilerimiz 2 yıl süre boyunca aldıkları 10 parmak yazım teknikleri ve bilgisayar enformasyon sistemleri, sağlık enformasyon sistemleri gibi derslerle de meslekleriyle bağlantılı olarak grafik, tasarım ve bilgisayar kullanma yetisine de sahip olmaktadırlar. Üniversitemizde, meslek okulumuza bağlı olarak mesleki uygulama derslerimiz ve bazı derslerimizin uygulaması kapsamında öğrencilerimizi haftanın bir günü hastanelere yollamaktayız.
Burada öğrencilerimize çeşitli rotasyonlar kapsamında her öğrencinin bir sene boyunca bütün bölümleri görebileceği şekilde hasta kabul olsun, kalite olsun, acil bölümü olsun, diyabet olsun, eğitim bölümü olsun. Bu rotasyonlarla her öğrencinin en azından bir ya da iki bölümü görmesini sağlıyoruz. Mesleki uygulama derslerimiz haftada bir gün, bazı derslerimizin de teorik derslerimizin de uygulama kısımları oluyor. Onlarda da haftada yarım gün olmak üzere öğrencilerimiz hastanede bulunuyorlar. Aynı şekilde sağlık kurumları işletmeciliği programında da uygulama derslerimiz mevcut. Sağlık kurumları işletmeciliği programında da DGS ile geçiş yapabileceğimiz bölümler yine işletme, işletme yönetimi, sağlık yönetimi, acil yardım ve afet yönetimi, sosyal hizmet, uluslararası işletme yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilmeleri mevcuttur. Yine sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olan öğrencilerimiz sağlık kurumları işletmeciliği teknikerliği olarak mezun olmakta olup yine birçok yataklı ve yataksız sağlık kurumu, sosyal güvenlik kurumlarında, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Yine uzaktan eğitim içinde bulunduğumuz pandemi durumlarında da uzaktan eğitimimizi de mümkün olduğunca maksimum verimlilikle geçirdik arkadaşlar. Bu da uzaktan eğitim derslerimizden bazı görseller eklemek istedim. Okulumuzda tabii ki çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Fidan dikme etkinliğimiz, yüz yüze eğitim dönemimizden fidan dikme etkinliğimiz. Onun dışında kan bağışı etkinliğine öğrencilerimiz katılmışlardı. Bu da yine okulumuzu Kırklareli kampüsündeki okul binamızdan çeşitli görüntüler. Burada dediğim gibi geçiş yapacağımız DGS'ye geçiş yapılabilecek bölümlere uygun olan altyapılı ders içeriklerini programlarımıza koymak istedik ki öğrencilerimiz DGS'ye geçiş yaptıklarında altyapılı olarak birinci ve ikinci sınıf derslerini tamamını görmüş olabilsinler. Herhangi bir dönem kaybına maruz kalmasınlar diye. Bu da aynı şekilde sağlık kurumları işletmeciliği bölümünde de aynı DGS ile geçiş yapılabilecekleri bölümlere altyapı sağlayacak ders içeriklerimiz mevcuttur. Bunun dışında YKS puanı ile son yerleşim puanlarımıza baktığımızda yine %100 dolulukla devam eden okulumuzda 261 YKS puanıyla en son üniversitemize öğrencimiz yerleşmiştir. Gerek tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, gerek sağlık kurumları işletmeciliği bölümünde 41 kontenjan %100 dolulukla eğitimimize devam etmekteyiz arkadaşlar. Bunun dışında sağlık kurumları işletmeciliği bölümünde de yine çevre illerle karşılaştırmalarımız mevcut. Burada da yine 240'lı puanlarda bir YKS ile yerleşme söz konusudur. Bunun dışında zaten güçlü yönlerimiz ve fırsatlarımızdan bahsetmiştim. Bolvadin ilçesine baktığımızda çevre illere ve ilçelere ulaşım imkanının çok rahat olmasını söyleyebiliriz. Yine yurt olanaklarının, kampüs olanaklarının genç bir dinamik kadroya sahip olmasını söyleyebiliriz. Mesleki yüksek okulumuzda bir doktor öğretim üyesi ve 8 öğretim görevlisi olarak hizmet vermekteyiz öğrencilerimize. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. İçinde bulunduğumuz koşullar ve öncesinde düşündüğümüzde sağlık alanı gelişen ve tabii ki sağlık personeline ihtiyaç duyan, gittikçe daha fazla ihtiyaç duyan bir alan. Biz de tabii ki bununla birlikte açmayı düşündüğümüz programlar kapsamında ilçe ve ili de göz önüne alarak sağlık turizmi, sosyal hizmetler, bununla birlikte sosyal güvenlik gibi programları açmayı planlamaktayız. Bize ulaşabileceğiniz iletişim adresimizi söylemem gerekirse Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Kırklareli Kampüsü'nde bulunmakta, Bolvadin ilçesi Develi mevkiinde bulunmaktadır. Buradan bir konum paylaşmak istedim. 0272 611 2188 numaradan ve aşağıda bulunan e-posta adresimizden bize her türlü sorunuzu yöneltebilirsiniz. Teşekkürler.